Biliyorsunuz dinlerin insanın tabiatı üzerine etkisi vardır. Biz istesek de istemesek de dinimiz olan İslam'ın kurallarının ahlakıyla ahlaklandık. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın talimatıyla, emriyle bizim ahlakımız Kur'an, Allah ahlakıdır. Neden? Çünkü İslam'dan kaynaklanıyor da ondan. Sevgili kardeşlerim, bunu gören Batı bu yapıyı değiştirmek istedi. Büyük Orta Doğu projesinin hayata geçmesinde eğer bu yapıda bir insan, bir Müslüman Türk kimliği olursa kolay kolay bunu hayata geçiremeyeceklerini anladılar. İşte ılımlı İslam, dinler arası diyalog, medeniyetler arası diyalog gibi hakikatle ilgisi olmayan saçma bir yola girdiler. Burada asıl maksat, gaye insanımızın yapısını değiştirmektir. Ne demek yani dinlerin diyaloğu? Her dinin kendi mantalitesi, mantığı, bir tezi görüşü vardır. Bunun diğer dinle alakası, ilgisi katiyetle yoktur. Yani Hristiyanlık kendine münhasır kurallar mecmudur. Yahudilik öyle. Efendime söyleyeyim, Budizm öyle, İslam öyle. Her dinin kuralları kendine mahsustur. Birinin diğerine, diğerinin de ötekine etkisi asla mümkün değildir. Kim bunu hayır böyle değildir şeklinde iddia ediyorsa bilin ki o cahilin tekidir. Peki o halde yapılmak istenilen ne? İfade etmeye çalıştığım, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış olan Müslüman Türk kimliğini bu kimlikten uzaklaştırmak. Görünüşte Müslüman Türk, işte saçı sakalı yerinde, cübbesi var, şalvarı var, her şeyi var. Ama kalbi boyutta bu insan haçı takmış, görünüşte bakıyorsun dört dörtlük Müslüman. Aa, bu galiba sahibi zaman, Şeyhülislam diyeceğim bu insan. Allah Allah, bir de bakıyorsunuz ki iç tabiatında İslam'ın değerlerini, akaid esaslarını tamamen terk etmiş modern bir Hristiyan olmuş. Zaten bizi o noktaya taşımadıktan sonra bu 22 İslam ülkesinde istedikleri projeyi hayata geçirmeleri mümkün değildir. Şimdi Suriye işgal edilsin diye iddia edenlerin temel hastalıkları bu. Görünüşte dört dörtlük Müslüman, şeriatı getireceğiz, İslam'ı getireceğiz diye yola çıkarken meğer adam kalbine haçı takmış, senin benim bundan haberim yok. Belki kendisinin de bundan haberi yok. İnşallah bizi dinlerler de bu haçı buradan alırlar. Bugün aslında mücadele bununla arkadaşlar.